Hayatın Merkezi, Merkez Berlin programından hepinize merhabalar efendim. Hayata dair ne varsa biz sorduk, siz söylediniz. Bu hafta Berlinli vatandaşlarımıza Kadir Şeker olayını sorduk. Bakalım Kadir Şeker ve kadın cinayetleriyle Berlinli vatandaşlarımız ne kadar ilgililer? Şimdi onu izliyoruz. Selamünaleyküm. Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu son zamanlarda olan, duydunuz mu Kadir Şeker olayını? Duymaz olur muyum? Bir insanın insanca yaşayabilmesi için yardıma mecburen muhtaçtır ve yardım yapmaya da haklıdır. Hı hı. Ben de olsaydım aynı onun yerinde ben o adamın gözüne sokardım o bıçağı. Bravo. Neden? Orada sen tut kadını yolun ortasında dövmeye öldürmeye kalk. Ya sen kimsin be? İnsan madem hanımına bir sıkıntı yapacaksın evde konuş. Baş başa konuş. Anlat dertleş. Ondan sonra sen hanımını öldürmeye kalk. Bu çocuk inşallah %100 çıkar. Ceza verirlerse ben acırım şahsen. Yazık olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynısını düşünüyorum anneciğim. Kadına eziyet çok günahtır. Allah yanında da, İsa yanında da günah değil mi o çocuklarımıza? Allah katında her şey günahtır. Onu yapanların elleri kırılsın inşallah. Daha beter olsun. Talebe. Anne baba ona yetiştirmezse annesi bir acayip anneymiş. Demek ki dikkat etsin çoluğuna çocuğuna her kişi. Yani o çocuk şimdi talebe. Bir de tuttum hapishaneye girdi, orayı gördü, çıkmak elinde kelepçeyi gördü. O çocuk okuyacaksa da beyni durur artık. Nasıl okuyacak? Yani bu insanlık dışı bir olay. İnsanlığa tasvip etmiyorum. Verilen ceza yüzünden diğer yardım edecek olan insanlarımız etkilenir mi sizce? Vallahi hepsi de etkilenir. Nasıl etkilenir? Yani çıkarmak için etkilenir hepsi. İçeriye atmak için değil. Hepsinin çoluğu çocuğu var, hepsinin eşi var, kızı var. Damadı var. Bundan sonra mesela bizler erkekler olarak bir bayan şiddet gördüğünde yardım etmez miyiz acaba? Biz ederiz. De mi? Hem de hayır biz de mi ceza alacağız diye. Çünkü eğer bu kardeşimiz alırsa. Onu düşünmeyiz. Biz Türk milleti olarak bizi öldürse de biz gene geriye durmayız. Bir kadının zopa yiyişine dayanamayız biz ya. Evet. Bana bıçak sokacağımış o da şansıma ne yapayım. Ben kurtarmak için çalışıyorum. Bıçaklamak için çalışmıyorum. Ama bu insancıl bir olay. Tebrik ederim o çocuğu. Ben o işte anlamam. O işte değiliz. Sadece şeyi soracağım sana. Kadın cinayetlerini tasvip ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorum. Nalet olsun, gitmiyor. Bu son zamanlarda olan bir Kadir Şeker olayı var. Kocasından dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı fakat adamın ölümüne sebebiyet verdiği için şu an hapiste. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne konuşuyorum? Adam haklı yani. Öldürmemiş. Hanımını dövmüş bir adam. Ölene hak olmuş yani. Döven adam ölüyor. Döven adam ölüyor işte. Diğeri de ceza yiyor. Sence bu ceza haklı bir ceza? Haksız. Haksız ceza. Ben tasfiye etmiyorum. Kadına nasıl davranıyoruz Almanya'da mesela? Ya ben onları sorma. Allah'ını seversen. Yenge var mı? Var. Tırstın da. Tırstım. Selamünaleyküm. Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz Türkiye'de? Kadın cinayetleri. Ne diyelim? Herkes cezasını çeksin. Kadınlar da haklı, erkekler de haklı. Ama cinayetler iyi bir şey değil. Evet. Ölüm iyi bir şey değil. Ama herkes hak ettiği cezayı alsın. Şimdi işte ne diler? Bizde bir söz var. Hayır edersen şere gider. O kişi, o hanımefendiyi kurtarmak için bak kendisinin başına iş geldi. Bu olur. Bu Allah'ın takdiri bir. Onu Allah yargıçlarımız bilir. Onu göz önünde bulundurmaları lazım. Bence o kişiyi affetmeleri lazım. Haksız yere. Bak haksız yere o kişi cezada. Adam hanımını döver, ne suçlusu o bizi ilgilendirmez. O aile içine girilmez ama o kişi onu kurtarmak için başına iş aldı bak. Ne Allah ona yardım etsin derim. Yargıçlar inşallah onu bir düşünürler. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu adil bir ceza verirler demek istiyorum. Adil olarak. Olmasa iyiydi ama olmuş. Çare yok. Olana çare yok. O son zamanlarda Türkiye'de Kadir Şeker olayı var. Hiç duydun mu Kadir Şeker? Yok vallahi hiç duymadım abi. Kadın cinayetleri desem. Aynen onu biliyorsun.
adamın işte karısını döverken elinden kurtarması sonucu adamı yaraladı ve öldürdü. Aynen öyle. Bunun üzerine de hapse girdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi yargının vereceği bir karardır ama ben tam konuyu bilmediğim için galiba abi şey parkta şey yapmıştı. Hani bayana yardım etmişti galiba. Yani yargının bileceği bir şeydir ama tam bilemiyorum yani. Yazık adama ya da gencecik adam yani. Belki gerçekten bayanı kurtarmak istemiştir. Peki sence ceza almalı mı? Kendini müdafaa etmişti ya da bayanı kurtarmıştı yani hafif bir ceza alabilir. Tabii. Almalı mı sence? Yani şimdi almazsa abim bu sefer herkes kendi kafasına göre bir şey yapacak. Peki alırsa da yardım etmeme ihtimali olur mu? Yardım edecek olan insanlar. Mesela böyle bir ceza alsa sen böyle bir pozisyonda birebir karşılaşsan yardım eder misin? Ya yardım ederim ama yani nasıl yardım ederim? Müdahale ederim. Hani yapamadımsa polis paranı alırım. Yani daha mantıklı, daha güzel. Biliyorum ama yanlış, tabii yanlış bir bayan vurmak tabii yanlış bir şey. Yani biliyorsun cennet annelerin ayağının altındadır. Kadın olarak da yani bir güldür, bir değer vermek lazım. Öyle yapmamak için bir de yani bir çok eğitim yapmak lazım ve görmek lazım, biliyor musun? Bayana için yanlış bir şey. Dayak yiyen bir kadını kurtarmanın yanlış olduğunu mu düşünüyorsun? Yok, bence çok doğru bir şey ama işte o kanuna şey olması lazım. Aradaki adam nedense bazen yazıyor bizim Türkiye'de şey olduğu zaman aradaki adam her zaman şey mahkeme git diye böyle bir şey olduğu zaman güzel olur. Yardım etmek çok güzel bir şey. Yani tabii bir bayan değil, bir herkese yardım etmek çok güzel bir şey bence. Peki ceza almasını diler misin ya da affedilmesini mi istersin? Eğer engelleme bir şey varsa, bilerek bir şey yapmaması tabii ki bence hafif yani ceza almaması lazım bence. Çünkü oraya bir canını kurtarıyor ve onu yaptığında dayak yiyor ben gördüğüme göre. Onun zaman ki ona ceza vermek lazım bence. Yani Kadir Şeker ceza almamalı diyor. Bence almaması lazım çünkü ki olmaz zaten suç, yani suçlu olan bir kadını öldürecek, vuracak. Yani Türkiye bizde oluyor bunlar şeyler. Biz engellemezsek ya. Ya da o ölecek. O öleceğine göre suçlu yapan o, o zaman o hak etmiştir. Peki Türkiye'deki kadına şiddetle Almanya'daki kadına şiddet arasında bir fark var mı sence? Yani erkekler iki tarafta da aynı mı bizde? Vallahi bence istatistiklere göre Avrupa'da da dünya her yerinde aynı. Değişen bir şey yok ama bence bunları biraz kısaltmak lazım. Bu da okumadan geçiyor, eğitimde geçiyor. Yani bu şeyle bilgilendirmek lazım bence. Başka bir şey yok. Mesela ceza almalı mı Kadir Şeker? Almalı. Almamalı. Gerçekten almamalı çünkü o adam da hak etmiş ölmeye galiba. Bence böyle. Türkiye'de zaten bunlar eksik olmuyor. Ceza aldığı takdirde bundan sonra yardım edecek olan insanların yardım etmemesi diye bir şey söz konusu olabilir mi sizce? Olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Böyle bir şey olmaması lazım. Hani bence olmaması lazım. Tasvip etmiyoruz yani. Etmiyorum. Burada mesela sokağa üçte de çıksan bir hani sana bir zarar gelmiyor. Ama Türkiye'de bunu yapamıyorsun. Buradaki en yüksek ceza 15 sene. Fazla yok. 15 sene sonra çıkıyorsun. Ama buradaki insanlar daha hoş görüyorsun. Hani bir insana istemiyorum dediğin zaman gerçekten bırakıyorlar. Hani ne bileyim Türkiye'deki gibi değil. Herkes hani öldürürüm öldüreceğim diye dolaşmıyor. Burada daha serbestsin. Ne bileyim istediğin yere oturabiliyorsun. Kimse sana takılmıyor. İstediğin yere gidebiliyorsun. Yalnız başına da gidebiliyorsun. Ülkemizde son zamanda artmış olması tabii ki de bizi üzüyor yani. Sonuçta bununla ilgili her ne kadar vatandaşlarımızın bir kısmı duyarlı bir kısmı duyarsız olsa da bu sonuçta şeyde mesela millet meclisinden geçmesi gerekiyor ama bununla ilgili de pek bir adım atılmıyor. İnşallah iyi bir kanun ya da yasaları daha güzel bir şey hale getirirler de bu gibi cinayetler yaşanmaz yani. Temennimiz bu. Peki Kadir Şeker'in ceza almasını nasıl görüyorsun? Ya şimdi tabii almamalı ki de ya bana sorarsanız tabii ki de almamalı ama dedi bir haberde okumuştum şöyle diyordu. Eğer cezayı alırsa bir daha hiç kimse yani bu gibi durumlarda bu gibi olaylara müdahale etmeyecek. Siz böyle bir pozisyonda mesela müdahale eder miydiniz eğer ceza alırsa? Ya mesela şu yani eğer bu kardeşimizin bu cezayı almış olmasından sonra tabii ki de düşünürüm yani müdahale ederken düşünürüm ama önceden müdahale ederdim ama şu an düşünme fırsatım olur. Yani yapayım mı yapmayayım mı bir tereddüte düşerim yani bu da
kötü bir şey tabii ki de yani. Yani arkadaşın yaptığı gerçekten takdir edilecek bir şey. Ama yasalarda, işte yasalara dönünce boynumuz kıldan ince. Peki sizce kendi özgür iradenizle cevap verdiğinizde ceza almalı mı, almamalı mı? Ya bence almamalı, kesinlikle almamalı. Ama işte dediğim gibi yasaları da düşünmek lazım. Merhabalar. Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Peki. Kadın cinayetleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? En son bir Kadir Şeker olayı oldu. Duydunuz mu? Evet, duydum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla ne bileyim ki, ne desem şimdi. Kadın cinayetleri sizce doğru bir yani şey mi? Hiç doğru bir şey değil de. Yani peki, o çocuğun yaptığı bence yardım etmiş. Bence doğru bir şey. Doğru bir şey. Peki ceza almasını tasvip ediyor musunuz? Etmiyor. Gerçekten etmiyorum yani. Şimdi şu anda bana biri saldırmış olsa, biri kurtarmış olsa beni, o suçlu mu olur yani? Kadir Şeker. Kadir? Kadir Şeker. Evet. Duydunuz mu bu haberi? Genç okuyan çocuk, evet. Kurtarmak isterken kendi katil oldu. Aynen. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi biraz hapisten de alacaksın. Yani karı koca. Mesafe alman lazım. Bu çok tehlikeli bir oyun. Peki alacağı cezayı nasıl görüyorsunuz? Almalı mı, almamalı mı ceza? Bak ya, o çocuk kendi üzerinde bir bıçak bulunduruyorsa yani çok tehlikeli bir şey. İlla ki alması lazım. Almasa da o zaman yani düşün. Almasa da olmaz. İlla ki bir şey alması lazım. Siz herhalde anladığım kadarıyla üzerinde bıçak taşımasını çok mantıklı ve makul görmüyorsunuz. Aynen. Bıçak taşırsan illaki bir suç işlersin yani. Anında saplarsın yani. Ama bir meyve bıçağıymış o elindeki. Allah, ne bıçağı olduğunu bir şey demem ama bak, o bıçak olmasaydı bir şey olmayacaktı. Üzerinizde bıçak var mı sizin? Yok. Benim de yok. İşte bıçak taşıyandan biraz... Evet. Belki adam ayırmak için şey etti ama katil oldu. Çocukcağız yazık 20 yaşındaymış, okuyormuş. Herhangi dışarıdan gelen birisi, ki kadın cinayetlerimiz çok fazla oluşuyor. Oluştuğu için de ne oluyor? Şimdi ben vurdum duymaz gibi hiç karışmasam olur mu? Yani Türkiye'de bunlar çok vahim. Sadece Türkiye'de değil, her yerde oluyor aslında. Hep kadınlar nedense hep baskı altında oluyorlar. Erkek egemenliği oluyor nedense. Ama bana göre çocuk vicdanen, insani şeyini yapmış yani. Ya bilerek öldürmüş müdür onu da bilemiyoruz sonuçta. Yani kazayla da öldürmüş olabilir. O anki heyecanla, korkuyla, hani kadını koruma amaçlı sonuçta ölen kişi de, Allah rahmet eylesin tabii ki. Ama onda nasıl bir tepki gösterdiğini bilmiyoruz o anda. Hani kazayla da olabilir. Tabii ki öldürmek hiçbir zaman güzel bir çözüm değil. Ama ceza alması sizce ne yönde etkiler toplumu? Ceza alması ne yönde? Kasten öldürme değil bu. Kasten öldürme değil. Kadını müdafaa etmiş. Dışarıdan herhangi birisi yardım etme amacıyla olan bir şey. Bence ceza almamalı böyle bir insan. Kadın cinayetleri o kadar çok arttı ki ben yani çok tepkiliyim böyle şeylerde. Bilmiyorum yani, ben hem cimsim diye söylemiyorum ama tepkiliyim. Yani almaması gerekiyor bence. Geldik bu haftada programımızın sonuna. TD1 ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. Soru, görüş ve önerilerinizi bizlere bildirebilirsiniz. Yüzünüzden gülümseme, kapınızdan mutluluk eksik olmasın. Hoşçakalın.